Birinci mesele şu. Anayasalar niye var sorusunun yanıtının peşine düştüğümüzde bu karar şunu gösteriyor. Anayasalar çiğnenmek için, anayasalar yok edilmek için, anayasalar görmezden gelinmek için yazılmıştır bir. Madde iki, siyasal iktidar sahipleri sandıktan çıkardıklar aritmetik sonuçla istedikleri her şeyi yapabilirler. Ve bunun adına demokrasi denmez, bunun adına kakokrasi denir. Madde 3 unutmayınız ki her anlamıyla söylüyorum. Mesleki anlamda söylüyorum. Ahlaklı kalmanın maliyeti çok ağırdır. Bazı insanlar mesleki anlamda ahlaklarına ve mesleki ahlaklarına sahip çıkmakta son derece zayıf kalırlar. Bunun çeşitli nedenleri vardır kişisel olarak. Dördüncüsü Meclis Başkanı Numan Hoca niçin şu anda yurt dışında? Şunu biliyor Numan Hoca bir akademisyen olarak. Her şeye rağmen yine ben dört buçuk yıl birlikte aynı üniversitede hocalık yaptık aynı koridor, odalarımız karşılıklıydı. Her şeye rağmen mesleki ahlak ve namusu olan birisidir Numan Hoca. Her şeye rağmen. Dolayısıyla böyle bir kararda imzası olmasın diye Numan Hoca yurt dışına kaçtı. Çünkü şunu biliyor yarın yazılacak olan siyasi tarihte, geçmişte haklarında yazılmış olanların ne yazıldıysa ve nasıl okunuyorsa kendisiyle ilgili olarak da onların yazılacağını biliyor. Herkes o siyasi tarihte yerini nasıl alacak? Bakın bizim demokratikleşme maceramız çok sancılıdır, bu çok doğal. Bütün dünyada da bu böyle olmuştur. Her zaman söylerim, cumhuriyetler bir gecede kurulabilir. Kurulur. Ama demokrasi ancak yaratılabilir ve bu bir süreç. Tabii tarihsel olarak bunun sosyolojik köklerini falan falan şimdi burasını sınıfa çevirecek halim yok. Ama şu, bakın bizim bu meclis maceramız çok sıkıntılı, sancılı oldu. Ta Yeni Osmanlılarla başlayan o namı Kemaller kuşağı. Gerçi onlar İslami bir meşruti meclis peşindeydiler. Öyle bir siyasal sistem. Ardından 1803'te 76 geldi. Bakınız çok batıya göre erken de açtık. Batıya göre erken de açtık. Anayasa yazma tarihimiz batı ile aramızda 80 yıl falan var. Bakın çok erken bir tarihte anayasayı da yazmayı başardık. Ama sonra ne oldu? Gelinen ikinci Sultan Abdülhamit'in işte bugünküne benzer olarak bir rejim anlayışı. Gerçi Abdülaziz ile başladı o baskıcı rejim o da ayrı bir şey. Ne oldu? Uzun bir süre, bir yıl, on bir ay sonra onu çöpe attık. Bitti mi o macera? Yo, bakın ondan sonra birinci meclis, 21 anayasası, 24 anayasası bakın. Bu konuda hep çaba harcadık. 1909'da düzenlememiz var. Ama bunun maliyeti ve bunun bedeli çok ağır. Demokratikleşmenin bedeli çok ağır. Bu bir kültür meselesidir. Dünyada bildiğim kadarıyla 54 mi, 54 mi, 56 mı? İslam ya da 57, Müslüman 57. ülke 57. Bunlar içerisinde bir tek, bir tek layık cumhuriyete sahip siyasal rejimi olan tek bir ülke var. Bakın tek bir ülke var. Bu son derece kıymetli bir örnek. Evet. Ama bu kıymetli örneği de parçalamak için büyük bir çaba var. Yüzüncü yılına geldin. Her zaman ifade ediyorum. Cumhuriyeti kuran kadro o denli sağlam temeller atmışlar ki her şeye rağmen kıramıyorlar. Evet çok büyük erozyona uğruyor. İşin tuhaf tarafı şu kürsüde oturan başkan vekili şahsiyet bir de hukukçu. Şimdi bir de hukukçu. O anayasa niye yazılmış? Adalet Bakanı hocam. E, bak, peki. söylüyorum bakın. Çünkü ben işte o Ergenekon'dan falan yargılandığım zaman neydi? Peş peşe iki kişi geldi işte. Peş peşe iki kişi geldi ki Adalet Bakanı. O zamandan beri yani ne oldu ne bitti ne şey biliyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in başından itibaren baktığınızda bu Adalet Bakanlığı koltuğuna oturanların genelde çok kıymetli insanlar oturtuldu oraya. Çok kıymetli insanlar. Ve her şeye rağmen an ya beğenmediğimiz 12 Eylül Anayasası ne diyoruz işte insan hakları açısından dünyanın geri faşist bir anayasa diyoruz. Özgürlükçülüğü bilmem ne yapmış, değiştirmeye uğraşıyor. Yahu o dönemin Adalet Bakanlığına bakın. Ya o dönemin Adalet Bakanlığına bakın. O dönemin Adalet Bakanı bile bu kararları falan almış değil. Siz bırakın onu. 12 Eylül'de 3500 kişinin yargılandığı Devsol davasının avukatı Nebi Barlas hayatta. Oradaki askeri yargıçlar vardı. Orada verilen beraat kararları var. Müdahale edilmedi. Sıkı yönetim. Müdahale edilmedi kardeşim. Verilmiş idam kararları vardı. Bozuldu. Verilmedi. Remzi Şirin, o, şimdi aklıma gelen albay yargıç bir isim aklıma geldiği için söylüyorum. Sonuçta sonuçta 21. yüzyılın ilk çeyreği demokrasilerin tanımları da değişti. Çağdaş tanım ne? Farklılığın kabulü, içe sindirilmesi ve yönetilmesi. Peki biz bunun neresindeyiz? Sürekli olarak konuşuyorlar. Orada son derece haklı Sayın Baş. Çok haklı. Sivil toplum örgütlenmesi olmadığı sürece demokrasi mücadelesi veremezsiniz kardeşim. Veremezsiniz. Ayrıca tabii muhalefet partilerinin de tavır davranışları ama son CV derece topluma Mesajları da Osman Kavala bakın... gibi isimler üzerinden yeterince verdi zaten Hayır baş... bakın Öyle, başka bir şey söyleyeyim. Bu çok zor bir iştir. Bakın efendim demokrasi mücadelesi çok zor bir iştir. Batıda da baktığınız zaman insan bedeli çok ağır olmuştur. Ta 1780 1789'dan 4 yıl sonrasını alın 93 itibariyle baktığınız zaman bedeli çok ağır olmuştur. Evet ama Burada da ya bu mücadele verilecek, demokratikleşilecek ya da kardeşim o zaman herkes bir karar verecek. Burası işte cemaatlere, tarikatlara, antidemokratik tavır ve davranış içinde olanlara teslim edilecek. Bunun baş, Bu iki başka yol yok. Burada bir çatalın ağzındasınız. Ülkeniz adına bir karar vereceksiniz ya o ya bu. Herkes şunu öğrenmek zorunda yani işgal etmek istemiyorum tabii zamanları arkadaşlarımın da herkesin Hı. düşüncesini al. Kardeşim şunu şunu bir kere anlatmanız gerekiyor. Demokrasi sandıktan çıkılan aritmetik sonuç demek değildir. Evet tek ölçüt sandıktır ama değil. Demokrasinin özü nedir? Azlığın çokluk karşısında korunmasıdır. Şimdi bu kültürler yerleştirilmediği sürece ayrıca ben de içinde dahil olmak üzere söylüyorum halk için ideolojik körlükle hareket edildiği sürece biz bütün bunlarla karşılaşacağız. Orada çok doğru bir cümle vardı söylediği Erkan Bey'in. Bak çok doğru. Yarın öbür gün herkes kendi hukukunu uygulamaya kalkışırsa örnek Erol Mütercimler yargılanıyor. Ben yerel mahkemenin kararını tanımıyorum diye baş kaldırdım. Tamam yerel mahkeme üst mahkemeyi istinafı tanımıyorum dedi. Zaten tanımıyorlar ya şimdi birbirlerini o da ayrı bir şey. Bakınız efendim mafyoz ahlak mafyoz hukuku getirir. Mafyoz hukuk ise toplumların çöküşünü getirir. Biz şu anda bir sosyolojik çok ağır deformasyon içindeyiz ve herkes kendisine göre bir ahlak tanımlıyor. Ahlaksızlık ahlak kuralı haline getirilmiş durumda. Ahlak, ahlaki değerleri eğer siz demokratik ahlaktan söz ediyorum, layık ahlak anlayışından söz ediyorum, arkadaş, eğer bunları siz rafa kaldırırsanız, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan nedir biliyor musunuz? Şu andaki saymış olduğumuz 57 ülke var ya 57 ülkenin 56'sı 3. lig ülkesi. Siz de o zaman bu büyük mücadelelerle kurmuş olduğunuz ülkeyi o ligin Oraya içerisinde sokarsınız. tutarsınız. Tercih sizin. Evet. Metanetli bir anne baba ama çok, çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Evlat bu hiç kolay değil. Bir de şeyler o 18 metrekare. Efendim o <laughs> yargılanma, o mahkeme salonları, Tabii. o tutuklanma falan onları yaşayanlar bilir. Onun ne olduğunu yaşayanlar bilir. O şey öyle şimdi hani televizyon başlarında insanlara bazı şeyler kolay geliyor da o işler öyle değil. Herkes ortak bir şey söylüyor. Bakın Türkiye bir yasa devleti, hukuk devleti değil. Nasyonel Sosyalist Almanya, Faşist İtalya, Stalin SSCB'si hepsi yasa devletiydi. Yasaların varlığı bir anlam ifade etmez. Onları nasıl uyguladığımız ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları Avrupa Birliği normlarına göre düzenlendi. <laughs> e ee, kim uyguluyor? Uygulayıcılarınız kim sizin? Bu, bu, yani şu önemli bir örnek. Başka bir şey daha var tabii Türkiye demokrasi için. Bakın yıl 1950-2024 Türkiye hep sağ iktidarlar tarafından yönetildi. Türkiye'de sosyalist ya da sosyal demokrat hiçbir parti iktidarda olmadı. İki koalisyon dönemindeki DSP'nin CHP'nin ortaklık ortaklıklarını kenara alın. O da o ortaklık. O hep CHP zaman dolu biliyoruz biz bütün kötü şeyleri. Efendim işte bakın şimdi şöyle bir şey var. Değerli kardeş. İroni yaptım tabii burada. Biliyorum. Biliyorsun. İroni yaptığını biliyorum. Şöyle bir şey var. Bu ülkedeki ortalama eğitim öğretim yıl olarak 4 yıl. 4 yıl. Hele bakın son 22 yılın Türkiye'ye bedeli şu oldu. Bir, hem devlet organizasyonu aklınıza gelen bütün kurumlar yerle yeksan edildi. İkinci büyük erozyon da yine İslam dininde oldu. Yani bunları göz önünde bulundurmadığımız sürece burada yaratılan çıkarlar işte ekonomiyi en iyi bilen kişi sizsiniz. İnsanları yoksullaştırarak hükmediyor ve yönetiyorlar. Yoksullaştırıyorlar, ceplerine para koyuyorlar o parayla birlikte insanlar yoksullaştığının ne olduğunu farkında değil ve öyle bir siyasal iktidar devamlı sürekli öyle bir oy veriliyor. Tabi burada başka problemler var. tabi muhalefet açısından da hep söylüyorum liderlik meselesi en önemli şey. Şunu da unutmayalım. Bakın bütün dünyada, Avrupa'da, ABD'de buna dahil olmak üzere hep güvenlikçi meseleler var. Bakın bütün dünya ülkelerine bakın şu anda. Tabii. Zaten sağ Çok yükseliyor, türlü. faşizm yükseliyor kardeşim ülkelerde. Herkes geri dönüp bir Böyle tek bir şeye türlü bakıyor. Türlü. Aynen öyle. Bana güvenliği Aynen. sağlayacak lider kim? Geri dönüp Türkiye'ye baktığınız zaman o sorunun cevabı Recep Tayyip Erdoğan diye çıktı. %52'lerin falan filan sebepleri ne? İnsanlar bilmiyor yani ama... Yani sorunu bu ekonomik çıkaran problemi. çözümün de adresi oluyor öyle mi? Do, do, normalde de öyle olur zaten. Normalde de öyle olur. Çünkü eğer sistemin demokrasi yoksa öyle olur. Bakın bir örnek vereceğim size. 1999 yılında İsveç ve Norveç'e gittim. Kimle birlikte? Sema tanım hanımefendiyle. O zaman İnsan Hakları Komisyonu Başkanıydı. Ben de onun yanında danışman olarak gittim o iki ülkeye. Orada de, konuşuyoruz bu milletvekilliği meselesi. İki tane çocuk geldi. Ço bildiğiniz çocuk. İkisi de milletvekiliymiş meğer Sosyalist Partiden. Bakın ve sistem nasılmış? Sistem şöyleymiş. Milletvekillerini genel merkez sıralıyor. Gidiyorsunuz sandığa girdiğiniz zaman oradaki milletvekili sayısı ne olursa olsun sen tercih ediyorsun milletvekilini. Genel merkezin 20. sıraya yazdığını sen 1. sıraya koyuyorsun. Şimdi gelişmiş demokrasi falan dediğimiz şey böyle bir iş. Bakın böyle bir iş. Yani hani diyoruz ya halk işte tercih ettiği bilmem ne yaptı. Şimdi bütün bunlar olmadığı sürece sahip çıkamıyorsunuz. Demin Cemal Engin Yurt'un söylediği çok doğru söyledi bir şey var. Şimdi bu <laughs> sivil toplum örgütlenmeleri, kurumlar, halk sahip çıksın. Bir örnek vereceğim. Tesut Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Hı. Türkiye'de 2430 gerçi içinde hayatını kaybetti artık binbaşılar. Kardeşim sene 1999, sene 2024 bu binbaşılara eksik maaş ödeniyor. Ve bu binbaşılar, ben kaç kere şu ekranlarda da dile getirdim. Ülkede genel kurmay başkanı var, söz verdi yerine getirmedi. Savunma bakanı söz verdi ya bunlar asker. Bak söz verdi yapamadılar. Tesut sivil toplum örgütü sevgili Cemal Engin Tesut sivil toplum örgütü sözüm ona. Başında emekli bir general, kor general, mor general oluyor. Bak sivil toplum örgütü diyorsun ki askerler. Bu söylemiş olduğum binbaşılar, bu çocukların neredeyse %90'ı güneyde savaştılar bunlar. Bunlar bahriye subayı değil. Bunlar karacı, bunlar jandarma bu çocuklar. Uzuvlarını kaybettiler. Sırtlarında tüp taşıyanı var. Taksi şoförlüğü yapanı var. Halde hammallık yapanı var. Ya bunların bile problemini Genel Kurmay Başkanı dediğiniz o dört yıldız, defne bilmem neyi taşıyan çift bilmem neli şapkasındaki adam çözmedikten sonra, onun mücadelesini o vermedikten sonra şimdi geri dönüp bakın bakalım aşağıda halk için neyi konuşacaksınız? Ya bu çocuklar bu vatan için uzuvlarını kaybetti be birader ya. Bunun lamacı mı yok ya? Bak öldüler, eşler, çocuklar kaldı, geçim zorluğu çekiliyor. En az ben 18 kere dile getirdim ekranlarda. En az 18 kere. Yok. Şimdi bu Bakın buradan yola çıktığımız zaman sizin söylediğiniz işte hani işçiye orada bilmem kim sahip çıkacak. Kenan Evren'in anıları. Dördüncü ciltte biliyorsunuz toplamı işte 6 artı bir de ek yaptılar. 7. Diyor ki darbeyi yaptık. En çok diskten korkuyorduk. Bir hafta bekledik. Baktık ki bir tepki yok işçiden. Ve diyor hepsini tutukladık. Aynı işini Sultan II. Abdülhamit yaptı. Hocam. Mithat Paşa'yı sürgüne mahkum etti. Bir <laughs> Sürgüne mahkum etti. Bak ayıfa gönderilecek. Öldürülecek adam orada. Ne anlatıyor? Diyor ki şeyde vapurda Kız Kulesi'nin açığında bekletiyor. ad o söylüyor. Bir hafta diyor. Baktım ki diyor toplumdan hiç tepki yok. Hatıratında anlatıyor ya Ayşe Sultan. İzzettin vapurunda. İzzettin vapurunda İzzetim vapuruna beklettim. Vapuruna Aynen yol yol öyle. Veriyor. Ve diyor toplumda tepki olmadı gönderdim. Ya aynı şey e pek, 27 Mayıs'ta idamlarda kişi, oldu. Bir, Özür bir, diliyorum. Bir, bir örnek bir, vereceğim. Bir, bir, vereceğim. 27 Mayıs oldu. Bakın Demokrat <laughs> Parti 50'de iktidara gelmiş, olmuş 1960, 10 yıldır halk devamlı onu iktidara getiriyor. Olacak şey değil tabii 61 anayasa, veya yani o mahkemeler olacak hiçbir iş, iş değil. Ne oldu? Kimsenin bir tane bile Demokrat Parti'ye oy vermiş, bir Allah'ın kulunun parmağı kıpırdamadı bir öğrenci çıktı, Kabataş Lisesi'ni yakmaya kalktı. Bu nedenden dolayı. O çocuğun adı Aytunç Altındal. Lise öğrencisi o çocuk lisesini yakmaya kalktı. ...tek o lise öğrencisi protestoydu. O da çok garip şekilde öldü. Onda da bir şey olabilir yani. Benim, benim bir şey mi diyecektiniz Cemal o. Bey? Buyurun Cemal Bey. Şu anda muhalefet, muhalefetin görüntüsü şu. Benim gözümde de... ...halkın bir temsilcisi olarak söylüyorum. Benim gözümde de şu. Bu muhalefette şu anda... ...bizim açımızdan güvenilecek hiç kimse yoktur. Güvenilir bir muhalefet... ...karşımda görmüyorum. Bir. İki... Muhalefetin kendine baktığı zaman şunu söylüyor. Ya bir dakika diyor. Bunlar menfaat pazarlığı yapıyorlar. Bana onu verirsen işte bilmem nereden bana ilçe verirsen ben sana bilmem ne veririm. Kimin malını kiminle paylaşıyor. Dolayısıyla muhalefet partileri açısından baktığınız zaman onların derdi siyasal iktidarda bu ortaklığın yani AKP, MHP ve türevlerinin o ortaklığın Türk siyasal yaşamının geleceği açısından bu ülkeyi nereye götürdüğü konusunda bir tartışmaları yok. Onların bir paylaşma dertleri var. Bir kere en önemli mesele bu kardeşim. Çok doğru. Şimdi ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gel <laughs> sıra geldiğinde gördüğüm şudur. Bu partide iki başlılık var ve bu feci bir şey. İki başlılık ne? Partinin içi üç parça. Kemalciler, özgürcüler, ekremciler. Partinin içi bu. Öte yandan, şimdi Özgür Özel tamam genç bir adam, <laughs> partinin genel başkanı seçildi. Şimdi bir partinin genel başkanı seçilmesi çok önemli bir iş değildir. Çok önemli değildir. Birisi aday olacak, kim olursa olsun o çıkacak. Ama asıl mesele şudur, lider olabilmektir. Şimdi CHP'ye baktığı zaman halk, sokak şunu görüyor. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı ama CHP'nin lideri değil. CHP'nin lideri iddiası Ekrem İmamoğlu'nda. <laughs> Şimdi böyle tuhaf garip bir garip bir iş olmaya başladı. Tuhaf bir şey olmaya başladı. Şimdi o nedenle ana muhalefet partisine baktığımda ben kendi akademik alanımla ilgili ifade edeyim bir kriz yönetimi açısından, iki süreç yönetimi açısından, 3- stratejik yönetim açısından çok büyük hatalar yaptılar. Şimdi bu söylediğim alanlarda hatalar yapıyorsanız bu 61 günlük süre içerisinde toplama şansınız yok. Bir kere niye toplama şansınız yok söyleyeyim. Her şeyden önce sizin şu anda çıkardığınız adayların halk nezdinde daha doğrusu sizin oy verenleriniz nezdinde üzerinde hiçbir tartışma yapılıyor olmamış olması gerekiyor. Orada var ama. Evet efendim. Zaten problem orada. Tamam. Hiç kuşkusuz ki yerel seçimlerle genel seçimlerin tabii ki konjonktürel olarak farkları var. Efendim sistem olarak farkları var. 2009 2024 ile aynı değil. 2024 başka şeyler. Hepsi kabul. Efendim adayların seçiminde çeşitli yöntemler var. Eksik bırakırsam ne olur siz tamamlayınız lütfen. Bir, anket yaparsınız. 2. ön seçim yaparsınız. 3. üyelerinize başvurursunuz. 4. genel merkezden bir tayin yaparsınız. Başka eksik bıraktığım bir şey kaldı mı? Tamam. Şimdi bunların hepsi olur. Örnek. Ön seçim yaparsınız, birisi birinci çıkar ama genel merkez kendisi oraya tayin edebilir. Şimdi bunlara söylecek hiçbir sözünüz yok. Niye? Çünkü Türkiye'de bu tür seçimde bir üslup birliği yok. Üslup birliği olmadığı için biz burada nasıl bir yöntem uygulanacak bunu görmüyoruz. Yani burada kıyaslama şansı olan bir bir işimiz yok. Ama şimdi en önemli kentler diye bakıyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir. Oysa ki iki tane daha geçen hani programda hatırlıyorsun geçen hafta konuşuyorduk ki orada ne demiştim ben İstanbul'un dışında Ankara, İzmir değil önemli olan. İkinci kent Muğla. Muğla demiştim, Çok söyle. önemliydi Muğla ve söylemiştim işte hani Ahmet Aras burada belirlenecek diye. Orada, orada doğru bir iş yaptılar. İlçelerinde çok yanlış işler yapıyorlar. Şimdi asıl üzerinde tartışma yapılan şehir İzmir. Şimdi İzmir'le ilgili programa girmeden önce de biliyorsun inanılmaz yağdı bana. İnanılmaz yağdı. Şimdi İzmir'de o kadar büyük hatalar var ki bir kere İzmir meselesinde Veli Ağbaba'yla Özgür Bey özellikle Veli Ağbaba üzerine büyük bir nefret ve öfke var buradaki listelerin belirlenmesi konusunda. Burada daha önce yani şu ilçelerin adlarını vermeyeyim çok fazla kırılacak herkes. Ama hocam herkes. merak ettim. Foça'yı söyle ne olmuş Foça'da? Ha, bak şimdi var, değil mi? evet. Benim yazlığım var. Orada. Evet senin, senin yazlığın var. var. Evet efendim. evet. Şimdi bak soyadı fıçı olan bir evet, vardı, hanım vardı. o hanımefendi işte şimdi onu yeniden onu başka bir yerden gösteriyorlardı. Orada tepki olunca yeniden bu tarafa döndürdüler. O hanım efendinin daha önce abisi de başka bir ilçede belediye başkan zaten o dönemden bir halkın memnuniyetsizliği var. Bu hanımefendiyle ilgili ciddi memnuniyetsizlik var. Bak çok ciddi memnuniyetsizlik hmm. var. Hoca özel söylediğin için söylüyorum önümde. Alıyorlar mı yani tek adaylıktan çekiyorlar mı? Yok hayır hanımefendi devam ediyor. Tamam çok, onun kararını çok isim verdiler. Vermeden, hayır ben de çok isim vermek de. istemiyorum evet. zaten. O nedenle söyleme. O nedenle söylemek istemiyorum. Ama Bu arada karşı, Ozan Bey ama, size cevap baktı. Evet, vereceğim. Evet ama İzmir'de İzmir'in en önemli ilçelerinden birisinde İyi Parti'nin milletvekili adayı şu anda belediye başkan adayı yapıldı. Başka AKP'li Yahu başka bir ilçeye AKP'li birisini aday gösteriyorsunuz. Şimdi burada en önemli şikayet Veli Ağbaba'nın iki tane yakınının gösterilmiş olması. Mesela ben Ozan Bey kardeşimden şunu merak ederim ya. Asıl onursal adı güzel ismini yahu bir Maltepe'ye aday gösteriyorsunuz. Pardon İzmir'de de yine Veli Ağbaba'yla falan oturup burada bir belirlemesi var. Şurada benim önümde notlar var. Ya Onursal adı güzel. Geçen seçimi size kaybettirmiş bir adam. Üç dönem milletvekilliği yapmış. Arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka birisi yok mu ki siz bunu gösteriyorsunuz? Mecbur musunuz? Üç dönem yapmış, beş dönem milletvekilliği yapmış. Mecbur musunuz bunları göstermeye? Ayrıca şuna mecbur musunuz? Eşlerden birisi belediye başkanı ötekini milletvekili yapıyorsun. İşte başka birisini ters örnek veriyorsun. Bir de şu kabul edilebilir bir husus değil. Özellikle Cumhuriyet Halk Parti ekol ve okulunda. Dört dönem belediye başkanlığı yaptı beyefendi. Eşi hanım efendi işte iki dönemdir milletvekili. Şimdi ona aday göstermediler diye uf dünyayı yıkıyor. Beyefendiler ve hanımefendiler milletvekillerine sesleniyorum. Bu bir profesyonel meslek değildir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bir görevdir. Ama ne yazık ki lanet olsun siz ilk milletvekillerine emekli maaşı bağlayanlar, kimse o kararı alanlar, lanet olsun mezarlarında rahat uyumasınlar. Bu milletvekili maaşı yüzünden biz bu acıları çekiyoruz. Bir de o koltuklarda biz bu, bir şey var demek ki kalkamıyor. Biz bu liyakatsizliği çok çekiyoruz. Çok çekiyoruz. Bakın biz bu liyakatsiz, hepsi için söylemiyorum tabii. Biz bütün bunları çekiyoruz. Arkadaş, Cumhuriyet'in başından bugüne kadar bir bakın mecliste var ya, Evet. 32 ailenin mensupları kesiksiz milletvekili. Evet, evet. Onların içinde senatörler de vardı. Evet. Senat olduğu dönem. 32 aile. Kesiksiz geliyor bunlar. İnanılmaz. Tabii. Şimdi AKP'ye bakınız. Aydın ay aydın. Geçmişte iki Hiç parti oy değiştirdi. Hiç Dinle daha önce. beni. CHP'den milletvekiliydi. Şimdi kızını AKP'den milletvekili yaptı. Şimdi e Şimdi onlar da Muğla'dan. Ben biliyorum oradaki onun villasıyla ilgili bir mesele var. Neyse yani o onların üzerine açmıyor. O kadar çok çalıştım ki şu adaylar üzerinde. Şimdi büyük fırtına Kars'ta kopuyor. Kars çok bak Muğla kadar önemli. Niye? Kars Kafkas'ın açılan kültür başkenti. Kars çok önemli. Orada bir pazarlık var. Demle CHP arasında. Çirkinliği ne biliyor musunuz? Çirkinlik şu. Kars'ı ver İstanbul'u vereyim. Kars'ı bana ver İstanbul'u vereyim. Niye? Demeş başkanlarından birisi Kars'lı onun için. Şimdi bak bu tür zırvalıklar, bu tür saçmalıklar olmaz. Orada çok güç, ismini ifade etmeyeceğim. Çok güçlü bir belediye başkan adayı var. Gösterdin, gösterdin. Seçmen de tepki gösteriyor buna tabii. Büyük tepki gösteriyor. i̇ki seçim sonra yüzde ellilere düşecek katılım da. Efendim, Rusya gibi olacağız. Ta, ben bakın İnanın, şimdi, kimse hayır, vermeyecek bakın, oyunu. Aynı, bakın aynı şekilde, aynı şekilde düşecek. Şimdi İstanbul'a geri dönelim. Şimdi İstanbul'da hiç kuşkusuz ki Ekrem İmamoğlu güçlü. Bak hiç kuşkusuz ki. Murat Kurum'la baş başa bıraksalar Murat Kurum'u 20 kere katlar. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Yani nitelik açısından o açısından bu açısından. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da gerçekten çok önemli işler yaptı. Ama bir tanesini bile sokaktaki halka sor hiç kimse cevabını veremiyor. Niye cevabını veremiyor biliyor musun? Çünkü belediye başkanı seçildiğinin ertesi günü itibariyle cumhur reisi olacaksın diye bu adamı motive ettiler. Evet, Bütün hayatını mahvettiler bunu. Hocam bizi mahveden daha doğrusu CHP'yi mahveden genelde muhalefetin etrafında bir kitle var. Öyle bir coşturuyorlar ki, bunu Muharrem İnce'ye de yaptılar, Ekrem Bey'e de yaptılar. Öyle bir coşturuyorlar ki en sonunda zarar veriyorlar. Biz bakın, bence. AKP, biz AKP'ye bu konuda kızıyoruz. Unutmayınız ki aynı liyakatsız insanlar da orada. Aynı. Halbuki aklı başında olarak, yani şimdi anlatmayayım. Stratejik olarak Bilmiyorum. yavaş yavaş gitse biz, çok daha biz, iyiydi dediniz biz ya. Biz bir programda hatırlıyor İpek, söylemiştim, açıklamıştım hmm, orada hmm. ben ne söyledim, ne oldu, ne, nasıl tepkiler geldi, şu oldu, bu evet. oldu, neyse. Fakat şunu hiç kimse şunu unutmasın kardeşim. İşte Ben bu strateji subay olduğum dönemde, strateji eğitimlerinde yani aldırıldığında birinci madde öğrendiğim şuydu kardeşim. Mezarlıklar kendilerinin vazgeçilmez olduğuna inananlarla doludur. Evet. Bitti kardeşim. Ana meselelerden birisi bu. Bir de bu. biraz gizlemek lazım. Tabii. Hemen i̇kinci, i̇kinci konu, ikinci mesele şu. Her türlü dünyada ortaklık bozulur, evlilik dahil olmak üzere. Bozulmayan tek bir ortaklık vardır suç ortaklığı. Suç ortaklığındaki insanların kirliliği nedeniyle o kirli insanlar sürekli olarak kirli işlerde kullanılır. <laughs> Bunun maliyeti ve bedeli bize çok ağır olur. Ülkelere çok ağır olur. Şimdi 19 Şubat'a kadar tayin edilmiş olan belediye başkan adayları değiştirilebilir. Mesela İzmir'de bayraklı meselesi çok önemlidir. Bayraklı'da söz verdikleri ve bu IT'de çok başarılı olan bir CHP, uzun yıllarda CHP'de olmuş milletvekilliği yapmış olan da bir isim var. Hani isim vermeyelim, vermeyelim dedik, bir şey. ama Ozan Bey kardeşim anladı kimden söz ettiğimi. Ne oldu biliyor musunuz? Seni Bayraklı'ya belediye başkanı yapacağız, yapacağız, yapacağız diye son 3-4 güne kadar söylediler, söylediler, söylediler. Aa, sonra bir bakıldı ki Bayraklı'daki şu anda tayin edilmiş olan Belediye başkan adayı Onur Saladı Güzel ve Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu ortaklığıyla bu yeni adayın ismini belirlediler. Şimdi başka bir yerde taşeron işçisini işte biliyorsunuz. Peki Demin kaç konuştum. kişi belirliyor hocam bunlar size göre? Şimdi bana göre kaç kişi belirliyor meselesi işte anladığım <laughs> kadarıyla genel merkezde oturmuş 3 kişi 2 kişi neyse ama bütün bunların hepsi yanlış. Bütün bun bak bütün bunların hepsi yanlış. Ozan Bey kardeşimin kalbi kırılabilir hiç kusura bakmasın. Çünkü ben ta CHP'li bir sülalenin çocuğuyum. E yalnız bu son seçimde tereddütüm var sandığa gidip gitmemekte. Onu da açıkça ifade ediyorum hemen Aman burada. Hoca. Yok Aman. hemen ifade ediyorum. Hiç lamucum yok. Lafımı ne saklayacağım ya? Ne sak evet. salak mıyım ben? Beni salak yerine koyuyorlar. Şu seçimlere bak. İstanbul'daki ilçelerin seçimine bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Fatih nedir kardeşim? Dincilerin yeri değil mi? Sen oraya alevi kimlikle o çocuğu niye koyuyorsun? Koysan o çocuğu bey yoluna. Koy bey yoluna yıksın atsın. Onun Daha gibi... Sarıyer belli değil hocam. Dur bakalım Sarıyer'de hocam, Sarıyerde Sarıyer olan mi olacak olmayacak ha, mı? Şimdi bak, Sarıyer'de hat... de, de kıyamet kopacak. Onda da fikri ben... Çok yaşayasın. Şimdi bak Hatay içinde ne dediler? Efendim dört kere dediler kamuoyu araştırması yaptık ettik işte hep işte kendisi aynı çıktı siz tepki evet. gösteriyorsunuz falan diye. Oradaki sığındıkları mesele şu. Oradaki iki ilçedeki e, Alevi Türkmen nüfusun artık orada nüfuslarının çok azaldığı. Efendim bununla kendisinde zaten muhafazakar çevre işte bilmem ne sünnilik çok ayıp tabii tüm bunların konuşulması ama bunu konuşularak söylediler. Fakat buradan çok net ilan ediyorum, bak çok net kardeşim. İzmir'de 23 ilçesi vardı CHP'nin. Bu seçimden sonra 12 ya da 13 ilçesi kalacak elinde. Antalya kaybedilmiştir. Balıkesir çok sıkıntılı, bak anlatayım. Turan Çömez'de konuştuğumu burada ifade Ahmet edeyim. Ahmet Akın'la. Bak şimdi. Turan Ahmet Çömez'de. Akın çok kıymetli, çok kıymetli birisi. Turan Çömez de çok kıymetli. Turan Çömez dedi ki bana konuş, Hocam dedi. 8 kere dedi toplantı yaptım. 8 kere. Söylediğim şey şu oldu. Bandırma'nın çocuğuyum. Biliyorum ne kadar prestijli olduğunu. Gerçi Bandırma Belediye Başkanı da çok kıymetli bir genç avukat CHP'li neyse. Dedim ki, "Yahu Balıkesir sizin CHP'nin. Ya bir ilçe verin. Edremit ver, Balıkesir ver. Bir ilçe ver. Bandırma ver. Özür diliyorum. Bir ilçe ver. Tabanda bunu işbirliğini tabanda yapalım." Ya ne kadar akılcı bir öneri. Tabanda yapalım bunu. Ahmet Akın demiş ki, ben Özgür Bey e sordum demiş Özgür Başkan'a. Özgür Başkan, verilmesine taraftar değil, kusura bakma demiş. Şimdi ne oluyor? İkisi giriyor. Peki Balıkesir kimi gidecek abi? <laughs> Balıkesir AKP MHP ortaklığına gidecek. Tabii aradan çıkacak Bak, onlar. Böyle, böyle bir stratejik akılsızlık olur mu? Son bir tanım yapayım, bağış, kapatayım. Şimdi biz tanımlarken bu stratejide tanımları yaparken söylediğimiz bir şey vardır. Stratejik akıl nedir? O akıl şudur. Benim ne düşündüğümü senin de düşündüğünü düşünebilmektir. Arkadaş bu kadar büyük deneyimden sonra falan siz orada oturmuştunuz bir sürü politikacı deneyimleriniz falan filan var. E, bütün bunlara rağmen siz bunları yapıyorsanız eğer ve siz Ekrem Bey'in liderlik egosunu kıramıyorsanız e, söyleyecek hiçbir söz yok. O zaman halk geri dönüp neye bakacak? Söyleyeyim abi. Yine diyecek ki ben uzun adama bakıyorum abi en otoriter o en hakim olan o. Yine de deminden beri işte konuştuğumuz mesele isterseniz adına Stockholm sendromu deyin, isterseniz adına ne derseniz deyiniz. Bütün bu yokluğa, yoksunluğa, efendim ekonomik sıkıntılara, açlığa, emeklilerin durumuna rağmen ne olacak sonuçta gene gidip işte liman kendi elinizle teslim ediyorsunuz ya. Yani. Kendi elinizle teslim ediyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Mithat hocam. İpek İpek saniye. Tabi tabi sen... buyurun Cemal Bey buyurun. Şimdi Erol Hocam çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocam. Milletvekili emekliliğiyle ilgili <laughs> kim bunlara emeklilik hakkı verdiyse lanet olsun diye bir ifade kullandı. Hiç şık değil hocam. Rahmetli Turgut Özal bu kanun teklifini getirdiğinde Türkiye'de milletvekillerinin çoğu işçi olarak limon satarak hayatlarını ikame ediyordu vekillikten sonra. Hiçbir özlük hakları yoktu. Milletvekilliği, emekliliği diye bir şey de yok Sayın Erol Hocam. 25 yıl prim ödemeden, yaş gününü doldurmadan hiç kimsenin emekli olma hakkı yok. Bugün parlamentoda 25 yaşındaki bir milletvekili kardeşimiz tam 40 yıl sonra emekli olacak Erol Hocam. Doğru. Tam 40 yıl. Doğru. Dolayısıyla 65 bu memlekette Muhtarlara dahi emeklilik maaşı bağlanır. Yanlış. Bunları, yanlış. Kardeşim, Cemal Beyciğim, muhtarlara maaş eşyalar. bağlanması yanlış. Ama hocam bakın. Yanlış. milletvekili emeklisi değilim. Ben SSK'lıyım. Milletvekili olduğumda 4 yıl emekli sandığına prim ödemişim. Bu emekli sandığına prim ödedikten sonra 2002 yılına milletvekilliğim bitmiş, dönmüşüm en yüksekten emekli sandığına 2007 yılına kadar prim ödemeye devam etmişim. 2007 yılında 25 yılı tamamlamışım. 2011 yılına kadar da yaşı beklemişim ve emekli olmuşum. Yani bu bir ihanet mi? Bu ülkeye bir hainlik mi? Bu milletvekili emekli olma hakkı çalışmış, üretmiş, vergi ödemiş, prim ödemiş. Hakkı değil mi? Bir efendim, hakkıyı... hakkı olan bakın hakkı olan bakın efendim hakkı olana söylediğim bir şey yok Cemal Bey kardeşim. Ben diyorum ki milletvekilliği profesyonel bir iş değildir. O bu bir bakım, görev. Bu millet bir bayrak yarışı olmalı. Rahmetli Özal bunu çıkarırken zaten milletvekilliği profesyonel bir iş olsun diye değil. Veya hiç kimse emekli olmak için milletvekili olmaz hocam. Yani bu memlekette isimlerini saydırma bana. Parlamentoda senin de iyi tanıdığın adamlar var. Servetleri değil milletvekilliğine İstanbul'u satın alacak adamlar var. Doğru. Bunlar millet yani evet. emekli bulmak için gelmediler buraya. Doğru, 32 Veyat aile. Ben emekli kendim emekli söylüyorum. Için, onun için hakkınıza helal. Peki. Edin. ama Tamam, için... hakkım helal olsun. <laughs> tamam Cemal Beyciğim, geri aldım. <laughs> Cemal Beyciğim geri aldım. Seni çok seviyorum biliyorsun. Teşekkür ederim. Sen tamam, benim, sen hocam. benim güzel kardeşimsin. Ben seni çok tamam. seviyorum. Tamam, Şimdi geri geri yana... tamam, geri aldım. Geri aldım. Tamam. Tabii İstanbul'dan adı Yaman'a şey... düğünden düğüne koşma. Altın, altın takma. Niye takıyorsun? Bütün param bitiyor. <laughs> Gitme. <laughs> evet Ozan Bey hocam geleceğim size. Bir Ozan Bey tabii, tabii, cevap tamam. hakkı da da Ozan Bey'e çünkü tamam. bolca. Arkamdan o... da konuşabilir. Benim yok, cevap hakkım öyle... uzun olacak ama İpek Hanım bayağı tabii, not aldı çünkü. Tabii söylüyorum şimdi. benim arkamdan da konuşuyor. Hiçbir sakıncası yok. Tabii, Hiç buyur, biz genç konuşalım, genç konuşalım belki bize toplu cevap <laughs> vermek istiyor Ozan yaşa. Bir, Ya da öyle her olsun. Herkesi çıkalım zoru. Bir saniye Ozan Bey kardeşim o zaman herkes şey konuşur. Hiç olmazsa toplayın bütün Mithat <laughs> Hocamı da sevgili kardeşlerimi de herkes yapsın eleştirisini. O zaman toplantıya yetişecek o yüzden. Tamam. Hayır yetişmesin canım CHP adına konuşuyor artık onu da iptal etsin. Ama parti meclisine girecekse şey yapalım. Yok yani. parti meclisi İpek Hanım, yok İpek ülkede kadınlar konuşulur yayında kadınlar olmaz. CHP'li bir siyasetçi var. Hı -hı. E, peki e, hocalarım konuşsun ondan sonra cevap vereyim ben. Varsa Hı. vaktiniz. Ama bu arada bir, bir Kadın, şey eklemek istiyorum ya. konu dağılmadan. Cemal Bey'in söylediğine katılıyorum. Milletvekili değilim, genç bir siyasetçiyim. Milletvekillerini takip ediyorum. Gerçekten ben aldıkları maaşı nasıl yet, e, aldıkları maaşı nasıl yetiyor şaşıyorum. Çünkü her grup toplantısında misafirleri oluyor gün, hafta gün içerisinde. Tamam, bak, Bunu ya yarın kesin bir <laughs> ben size söyleyeyim. Ozan Bey kardeşim bak doğrusu Olmaz. ne biliyor Ama musunuz? Gerçeklik ya Cemal yanlış Bey olamaz. yanlış mı düşünüyorum yani, bu yetim yetim konuda? Yok bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şeyde milletvekilleri olarak kaldıkları yıl boyunca ya da yıllar boyunca bu söylemiş değil. olduğunuz masraf. Ben de Ankara'da görev yaptım. Mecliste de görev yaptım ben subay olduğum dönemde. Bir gün orada bir gün orada Ben biliyorum manzarayı. O zaman devlet ona göre harcırahlarını verir. Bakın o süre içerisinde Aynen. bu insanların o türlü fakr zaruret içine düşmelerinin önüne geçer. Doğru söylüyorsunuz. Köylü geliyor, icabını evinde yatırıyor milletvekili. Bilmiyor değilim ben oradaki hocam. meseleleri. Hocam, evet. vakti iyi kullanmak adına, vakti iyi kullanmak adına müsaade ederseniz. Türkiye'de uzun yıllardır hocam, Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olduğu için savunan bir yerden söylemiyorum. Bugün <laughs> asgari ücret <ücretlerin, gülüyor> e, yoksulluğun altında geçirmek zorunda olan insanlar var. Bunu asla savunan ama... Ee, yani şey haksızlığının olmaması gerektiğini de düşünüyorum bir yandan az önce bahsettiğiniz isimler sadece şuna cevap vereyim sonra totalde cevap vereceğim ee, milletvekilimizden bahsettiniz hekim Ozan zaten kendisi şey böyle bir Ozan maaşı ya şey da emeklilik şeyine da. ihtiyacı yok Ozan kardeşim bir bakan yardımcısı 410 bin lira alıyor 410 bin lira alıyor bir bakan yardımcısı Evet Evet. bu evet, evet, bakan evet. yardımcısı konuşulmuyor. Helal etmiyoruz. Ama milletvekili sürekli gündeme getiriliyor. Çünkü evet. siyaset üzerinden saldırmak en kolayı. Kardeşim diyor ki öğretmen maaşını geçmesin dedi Atatürk. Doğru diyor. Öğretmenin başımız üstünde yeri var. Başım gözüm üstünde yeri var. Ama şimdi milletvekilliğinin evet. maaşını savunacak değilim. Öyle bir derdim bu de yok. Abi. Ama burada milletvekilini konuşurken sarayda <laughs> milletvekilini çıkanı unutuyoruz. Bir genel müdür 3 tane şirkette yani 3 tane kurumda e, yönetim e kurulu üyesi. Biz konuşalım. Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Erol Hocam 5 tane şirkette. Biliyorum. ya. Adamın Peki. aldığı para bugünün rakamlarıyla bir trilyon ya ayda. Bir trilyon ya. Evet. Biliyorum işte Cemal Bey o zaman meclis kürsüsünden bombalasanız o adamları. Bizim gariban İpey'i bombalıyorsunuz. Gücünüz ipeye şey. yetiyor. <laughs> Yok ya Aslında. bana bir şey olmaz. E, peki şimdi Cemal Bey. Zaten biz konuşalım istiyor.